Sayın Kaymakamım, değerli Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Komutanım, Milli Eğitim Camiamızın çok değerli daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenlerimiz, protokolümüzü teşkil eden kıymetli zevat, Arnavutköyümüzün güzel insanları, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim ve sevgili yavrularımız, miniklerimiz, Allah'a çok şükür bir seneyi daha sıkıntısız, kazasız bir eğitim dönemini daha tamamladık. Ve onların, eğitim gören yavrularımızın ilk kademesinde olan okul öncesi eğitimin bir merasimi için, yıl sonu etkinliği için bir aradayız. Öncelikle programımızın hayırlı olması temennimi iletiyorum. Ayrıca yavrularımızı yıl boyunca kendi çocukları gibi eğiten, onlara her türlü kazanımı aktaran, onlarla gün boyu birlikte olup hayatının gelecek döneminde birçok kazanımları elde etmelerine sebep olan değerli öğretmenlerimize de ayrıca minnetlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, hayat öğrenmeyle, sürekli öğrenmeyle kaim. Her safhasında farklı güzellikleri öğrenmek, farklı bilgileri almak, geleceğe bizi taşıyacak birçok gerek eğitimle, gerek tatbikatla, birçok bilgiyi kazanmayla ilgili safahatı var. Hayatımız bu şekilde tecelli ediyor, bu şekilde gelişiyor. Öğrenmenin yaşı yok. Elbette ki az önce Milli Eğitim Müdürümüzün dediği gibi, belki okul öncesi standartın daha öncesinde ailede iletişim kurarak çocuklarımızın, yavrularımızın eğitimiyle alakalı birçok konuyu bilerek veya bilmeyerek onlarla paylaşıyoruz. Onların eğitimine, gelecekte hayatlarını idame ettirmelerine katkı sağlayacak birçok bilgiyi kendilerine aktarıyoruz. Aslında aile bizzat eğitimin ocağı. Olumlu veya olumsuz bütün davranışların ocağı. Böyle olduğu için de bugün mutlulukla görüyoruz ailelerimiz çocuklarını daha nitelikli eğitim almaları konusunda okul öncesi eğitime gereken hassasiyeti göstermeye başladılar. Şüphesiz ki bu kuruluşlarımız arttıkça, bu kuruluşlarımız biraz daha uçlara, çevreye, mahallelere yayıldıkça bu imkanı yavrularımız daha fazla elde edecekler ve gelecekte başarılarına önemli katkı sağlayacak. Hayatımızın her türlü kazanımını yavrularımıza tahsis ediyoruz. Onların iyi yetişmesi için, güzel insanlar olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz anneler, babalar olarak. Onların başına herhangi bir kötülük gelmesin diye yek vücut olmuşuz, kol kanat germişiz evlatlarımızı. İyi birer birey olmaları için gayret ediyoruz. Şüphesiz ki ülkemiz her geçen gün onların sayesinde, gelecekte onların sayesinde, bugün sizlerin bu hassasiyeti sayesinde her geçen gün daha güzel şeylerle beraber oluyor, daha güzel imkanlara kavuşuyor. Bizler de belediye olarak, Milli Eğitim Camiası olarak, bütün kamu kurum ve kuruluşları olarak bütün yavrularımıza devletimizin imkanlarını tahsis etmeye gayret ediyoruz. Elbette her geçen günümüz daha güzel olacak. Bu mutluluğun, hayatın gelecek dönemlerinde de yavrularımızla beraber, çeşitli başarılarla beraber olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Yavrularımızın gelecekleri, en güzel gelecekleri onların olsun diyorum. Ayaklarına taş değmesin. Hayırlı uzun ömürlerle, aileleriyle beraber olsun diyorum. Gününüzü tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Değerli veliler, saygıdeğer Arnavutköylüler, hanımefendiler, beyefendiler, okul öncesi şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Çok şükür ülkemizde de her geçen gün gerek devletimizin bütçesinden, gerekse bireylerin bütçesinden eğitime daha fazla pay ayrılıyor. Bugün Cumhuriyet Hükümeti bütçesinden en fazla payı Milli Eğitim Bakanlığı almaktadır. Bir giderek insanlarımızın, bireylerin bütçelerinden de çocukları için, çocuklarının eğitimi için daha fazla kaynak bu amaçla ayrılıyor. Onun için geleceğimizle ilgili
geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesiyle ilgili dünden daha güvende, daha umut doluyuz. Tabii önemli olan çocuklarımızı günümüzün ve geleceğin şartlarına göre en iyi şekilde yetiştirmek. Bunun için şüphesiz ki çok çeşitli yöntemler var ve aynı zamanda da beşikten mezara kadar gibi büyük bir süreci kapsıyor. Bu sürece de baktığımızda en önemli dönemin çocuğun doğumundan 7 yaşına kadarki dönem olduğunu anlıyoruz ve araştırmalar bize bunu gösteriyor. Yani çocuğunun doğumundan itibaren 7 yaşına kadar büyük ölçüde kişiliği ve ilgi alanları belirleniyor. %60-70 nispetinde. Ondan sonraki dönemler ise ancak %30'luk bölüm üzerinde bir değişiklik mümkün olabiliyor. Bu sebeple hepimiz okul öncesi eğitime birazcık daha fazla önem vermek mecburiyetindeyiz. Bugünkü bu şenlikle birlikte umuyorum ki çocuklarımıza ve okul öncesi eğitime gerek mali imkanlar gerekse belediye imkanlarıyla bu çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için hep birlikte gayret edeceğiz. Kalk
Hah.